Kayseri'de bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen hain saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Aktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'ye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Aktay konuyla ilgili açıklama yaptı. Sabahleyin çarşı iznini kullanmak için iki otobüs olarak belirlediğimiz erlerimiz yola çıktıktan sonra hain terör saldırısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bakan Soylu açıklamasında patlamayla ilgili bilgi verdi. Özel halk otobüsü olan otobüse vurmak suretiyle otobüsü durduran ve o esnada da araçtaki bombalı düzeneyi patlatan terörist kimlik çalışmalarına güvenlik kuvvetlerimizce devam edilmektedir. Bir ipucuna rastlanmıştır. Hem geliş güzergahı hem de Kayseri barış güzergahı konusundaki tespitler güvenlik kuvvetlerimiz tarafından tamamlanmıştır. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12'si yoğun bakımda. Şehit sayımız konusundaki ifadeyi şu anda kimlik çalışmaları yapılıyor. 8 evladımızın kimliği adli tabiplikçe tespit edildi. Soylu, Türkiye'de terör bitecek, kararlıyız. Bu konu Türkiye'nin gündeminden çıkarılacaktır dedi. Bu ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasttır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde geri adım atmasının hesabı yapılabiliyorsa, bu bekleniyorsa bilinmelidir ki bu terör saldırıları bizim terörle mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktadır. Sabırlı olacağız ve bu sabırla beraber de bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği kaos oluşturmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Başımız diktir. Terörle mücadelede kararlıyız ve bu konu Türkiye'nin gündeminden çıkarılacaktır. Sağlık Bakanı Recep Aktay ise yaraların halen tedavi görmekte olduğunu belirtti. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralı kardeşimiz var. Evet, hepimiz biliyoruz terörün maksadını. Onlar toplumda bir infiale sebep olmak, sabırsız ve yılgın hale getirmek istiyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu millet göğüslediği her problem gibi, tarihte karşılaştığı her zorluk gibi bu zorluğu da el birliğiyle, kardeşlik ruhu içerisinde aşacaktır. Tekrar Cenab-ı Hak'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.